Hakikaten 4000, 2000 yataklı hastaneler yapan bir sektör. Ben şeyi tartışmak istemiyorum. Bu kadar büyük kapasiteli bir hastaneye gerek var mı yok mu? O ayrı bir konu. Ama bu kadar büyük hastaneyi yapan bir sektör. Hatta 1000 yataklı pandemi hastanesini şöyle veya böyle hatalarını sevaplarıyla 3-4 ayda yapan bir ülkeyiz hatırlıyorsanız. Bundan değil mi? Geçen Haziran Temmuz ayında 2 tane pandemi hastanesi kuruldu 1000 yataklı. Bizim eksikliğimiz biraz şey, sektör, bu bizim mühendislerde de var. Kendimize biraz güvenimiz mi eksik? Hep her şeyi dışarıdan mı bekliyoruz? Aşre işte ne dedi, Rehva ne dedi? Ben yayınlara bakınca hakikaten özellikle sağlık konusunu çok yakından takip ediyorum. Biz hakikaten öndeyiz. Yani ama bu bir güven meselesi. Biz iyi bir birikimimiz var, iyi biliyoruz bu işi. Fakat eksiğimiz ne biliyor musunuz? Şimdi bu yatırımlar 300, 400, 500, 1 milyar dolara çıkan aslında, yani 1 milyar olmasa da 500 milyon dolarlık büyük yatırımlar. Buradan mekanik müteahhiti, cihaz satan firma, tasarım yapan firma, uygulama yapan inşaat firması bir artı değer kazanıyor. Herkesin bir uzmanlığı var. Mimarından, inşaatçısından, mekanikçisine, tat ve validasyon işini yapan kişilere kadar. Üretimi yapan, laminar flow ya da yapay fiber üretimini yapan firmalara kadar çok ciddi deneyim kazandı. Ama şunu yapamadık bir türlü. Benim istediğim oydu. Sektörde gördüğüm eksiklik, yani demin demiştim ya, yeter mi yetersiz diye. Bizim kritik odalarımız var. Yoğun bakım, izole odalar ve hasta odaları. 3 tane kritik oda var. Ya da şey odaları, acil odaları. Buraya şey yapabiliriz. Tıpkı ameliyathanelerde olduğu gibi bir tipik bir küçük bir oda, yani hasta odasının tipi küçük bir yerde altıspandan yapabilirsiniz. Cihazları da temin edebiliriz. Buraya dediğimiz gibi 6 değişim, 8 değişim, 2 değişim, havayı üstten üfleyip alttan toplayan sistemler de kurabiliriz. Ve burada partikül üreten cihazlarımız var bizim, 0,5 mikronu şu kadar saatte üreten. Ve bu partikülü bir hasta gibi üretip bir demo yapıyoruz. Bu verdiğimiz 6 saatlik hava değişiminde ne kadar sürede bu partikülü minimize ediyoruz? Ne kadarını dışarı atabiliyoruz? Bu sayı kaç olmalıdır diye bu izole oda, yoğun bakım, hasta odalarında biz bu testleri yapmamız lazım. Maalesef yapamadık. Çok büyük yatırım da değil. Bu testi yaptıktan sonra biz artık hastane konusunda Türkiye, Levent Bey'in dediği gibi, yani Türkiye iklimlendirme konusunda, soğutma, ısıtma, klima konusunda hakikaten Avrupa'da çok önde gidiyoruz. Ama biz laboratuvardan korkuyoruz, yurt şeyi yapmaktan korkuyoruz. Biraz güvensizliğimiz var. Hızlı ve çabuk yapalım, götürelim işi. Yani öyle bir zihniyet var. Akademi, üniversitelerden de destek alabiliriz bu konuda. Böyle bir oda mutlaka yapmamız lazım. Sektörün yapması lazım. Eğer olmuyorsa ben kafamda var. Yani ben, madem bu sektörden belli bir değer, artı değer kazandık, bunu bu sektöre geri döndürmemiz lazım, bilgi vermemiz lazım. Birincisi o. İkincisi, demin Burak Bey de söyledi. Bizim bu bilgi birikimlerini toparlayıp gerek hastaneler, sağlık merkezleri, gerek diğer şeyler için, yapılar için, tıpkı Levent Bey bilir, bir yangın yönetmeliğimiz var. Hatırlıyor musunuz? Yangın yönetmeliğine göre merdiven boşluğu, şu hem mimari zonlar, duman egzoz fanları filan, ciddi bir Abdurrahman hocamızın hazırladığı hem kanun hem de yönetmelikleri var. Bana göre dünyada başladı mı bilmiyorum ama Türkiye'de başlatmak lazım. Yani pandemi döneminde bir ofisin, bir hastanenin ya da alışveriş merkezinin minimum pandemi riskini minimize edecek şekilde nasıl tasarlanması lazım, nasıl uygulanması lazım, bunların test ve ölçümleri nasıl yapılması lazım diye bizim çok acil bir yönetmelik hazırlamamız lazım. Bunu Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, biz sivil toplum örgütleri olarak zaten çok İklim Meclisi'nde hakikaten meclisinden odasına kadar böyle bir bütün halinde hareket ediyoruz. Çok örgütlü bir yapımız var. Bunu kısa zamanda çıkartırız. Bu hem ülkenin belli konularda nasıl markalaşıyor ya ürünler, Türkiye'de hem üretim sektörü, hem tasarım, hem de uygulama anlamında bu konuda özellikle sağlık merkezlerinde bir marka haline gelebiliriz diye düşünüyorum. Bunun dışında tasarımları mutlaka artık bundan sonra hastane olsun, diğer binalarda halk sağlığı uzmanı, enfeksiyon uzmanı, mimar ve mekanikçi dışında ya da işverenin temsilcisi dışında bu
grupların artık olması lazım. Çünkü biz bunu yaşadık. İleride daha farklı, nüfusumuz artıyor, çevreyi kirletiyoruz, doğayı kirletiyoruz. İnsan da bir virüs biliyorsunuz dünya için. Benzer virüslerin gelmemesi, tehdit etmemesi bizi mümkün değil. Olacaktır, olası vardır. SARS işte şey, domuz gribi, kuş gribi derken buralara geldik. Bunun için bundan sonra kapalı insanları bir araya sokuyorsanız, aynı havayı teneffüs ettiriyorsanız, burada mutlaka enfeksiyon riskini düşünerek bir yönetmenin hazırlanması, tasarımların da dediğim gibi bir ekip halinde yapılmasında fayda var.